Hicretin 5. senesinde Peygamberimizin Hazreti Zeynep binti Cahş'la evlenmesi mevzuunda kalmış idik. İnşallah Mehmet Fatih Çıtlak hocamızla mevzuun kaldığımız bu noktasından bu hafta devam edeceğiz. Evet efendim bu bu akşam konuşulacak mevzu hakikaten nazik bir mevzu. Zaten herhangi bir insan olarak bile düşünsek o kişinin ailesinden hareminden evladından özelinden bahsetmek bir veballi iştir değil mi hangi kanun hangi toplumun efendim e, kanunlarına örfüne adetine bakarsanız bir şekilde bu karşınıza çıkar onun hususi halinden aile halinden teşkilatından bahsetmek veballi bir iştir sorumluluktur çok özeline inmektir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kainatta insanlık tarihinden bu yana ve hatta gelecek son güne kadar hakkında en çok araştırılan, en çok bilgi sahibi olunan ve her safhası dikkatlice incelenen bir zatı alidir. Eşi benzeri görülmemiş bir bilgiye insanlar sahiptirler. Bütün detaylarıyla bu konular konuşulmuş, kaynaklar oluşturulmuştur. Bu çerçevede Hani bazı şeyleri hiç konuşmadan geçsek, hiç detaylandırmasak diye insanın hakkına gelebilir. Fakat e, çok özel mevzular olmasına rağmen iki cihan serveri efendimizin aile teşkilatı, Ehli Beyti Mustafa ve Ezvacı Mutahharat dediğimiz yani annelerimiz diye hitap ettiğimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin muhtereme eşleri hakkında da yeri geldikçe malumat veriyoruz. Bunlar içerisinde hususi bir e, muhakkak hepsinin kendine ait bir hususi özelliği var ama tartışmalı, üzerinde çok nazik konuşulması icap eden hani çok girif hadiselerin olduğu oluş şekliyle nihayetiyle devam eden süreciyle de birçok hadisi ışık tutan ve istifhamları kafalardaki zihinlerdeki sorulara cevap mahiyetini taşıyan bir hadiseyle bu akşam karşı karşıyayız. O da nedir? Hazreti Zeynep validemizle iki cihan serveri efendimizin evlenmesi, izdivac etmesi hadisesidir. Şimdi burada verilen malumata göre inşallah bizler konuşmaya gayret edeceğiz. Elimizdeki metin pek fazla tartışılan sahalara çekmeden ...mevzuu anlatıp geçmekte ama biz ara sıra bazı e, tartışılan veya insanların yanlış anladığı veya doğru anlamasını istediğimiz yerleri e, açmaya gayret edeceğiz. Evet. İnşallah Cenab-ı Hak yanlış bir şey söylememize müsaade etmesin e, ve sahih niyetlere e, yaptığımız işleri ilhak ederek sahih güzel ve salih amelleri ilhak ederek şu yapmaya gayret ettiğimiz sohbeti ve programı da en güzel, en makbul şekilde dergahında kabul eylesin inşallah. Amin. Şimdi okuyalım. Hadise nasıl gelişmiş? Hicretin 5. senesi Zilkade ayı. Hazreti Zeynep binti Cahş validemiz, resul Ekrem Efendimizin halası, Ümeyye binti Abdülmuttalib'in kızıydı. Yani Kureyş'in en şereflisi kabul edilen bir aile var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mensup olduğu aile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberliğini ilan etmeden evvel de Kureyş'in hatta Arap'ın Arap kavminin en soylu kabilesi, kavmi olarak e, kabul ediliyor. Bu aileye mensup yani Resulullah Efendimiz de aynı aileye mensup halasının kızı zaten. Değil mi efendim? Evet. Bir kere burası önemli. Yani bazı örflerde, bazı adetlerde dikkat edin. Bazı örflerde ve adetlerde diyorum. Dinlerde demiyorum. Hala kızıyla evlenmek, amca kızıyla evlenmek yanlış sayılır. Şimdi yeni yeni yakın akraba evlilikleriyle alakalı tıbbi bazı gerekçelerle bu kınanıyor ama bir de işin farklı bir boyutu var. Hani hiç bu ilmi tarafına bakılmaksızın efendim bizde hala çocukları bizde amca çocukları artık kardeş sayılırlar. Haşa birinden biri birisine talip olursa işte bu kardeş evliliği gibidir. Bizim örfümüzde toplumumuzda hiç böyle bir şey yoktur gibi sözler söyleniyor. İşte bunlara arasına kuzen deniyor vesaire deniyor. Bunların birbirleriyle yapılan evlilikleri sanki dinen de mahsurluymuş, yasakmış gibi e, bazı toplumlarda, bazı örflerde, ailelerde yanlış kabul ediliyor. Bunun bir kere dinen yanlış olmadığının e, alametidir. Halı kızıyla evlenebilir, insan amca kızıyla da evlenebilir. Evlensin demiyorum. Muhakkak evlensinler gibi bir herhalde bir hüküm bu şu konuşmadan çıkmaz. Fakat şunu demek istiyorum. Hemen baştan bu uyarıyı yaparak söyleyeyim. Bunun yanlışlığa giden tarafı şu. Aa işte hiç mühim değil. Onlar birbirlerine namahrem sayılmazlar. Beraber de dolaşırlar. Kaç göç de olmaya lüzum yok. Neden? Ya bizim ailede öyle bir adet vardır. Amca kızına kimse şöyle bakmaz. Amca çocuğuna kimse böyle etmez. Gibi insanların kendi koyduğu öfler vardır. Fakat eğer nikah Allah'ın emri diyoruz ya. Allah'ın emri peygamberin kavliyle yapılan bir işse ne Allah'ın emrinde ne peygamberin kavlinde iki amca çocuğunun hala çocuklarının birbirleriyle evlenmesine bir mani yoktur. Bu neyi gerektirir? Bak buradan iki tane hüküm çıkar. En önemlisi. Bir, insanlar böyle bir şeyi söyleyerek hani olabilir bir efendim bu şekilde birbirleriyle akraba olan insan birbirlerine iştiyak duyabilirler, muhabbet duyabilirler, iyi anlaştıklarını görebilirler. Bunu bir niza mevzu yapmamak lazım. Ya tamam bizde böyle bir şey yoktur ama Allah buna müsaade etmiştir. Bu iki insan evlenebilir desinler. Çünkü bazı aileler bu yüzden çok çatışmalara gitmekte, aralarında şiddetli münakaşalar olmakta, hatta hatta maalesef kan davasına kadar işi götüren aileler vardır. Bu birinci mesele. İkinci mesele bu kişilerin kendi aralarındaki namehrem çizgisini kendilerince tayin etmeleri hali de ortadan kalkmış olur. Neden? Aa bir şey olmaz amca çocukları, aa bir şey olmaz hala çocukları diyerek aradaki namehrem olma e, gerekçesi hiçbir zaman ortadan kaldırılmamalıdır. Sonradan farklı bir hal ortaya çıktığında insanlar bu yaptıkları fiilden dolayı Allah katında da kullar katında da vebal altında olurlar. Hatta iki cihan serveri Efendimiz'e soruyorlar yani ya Resulallah beraber olma aynı yerde bu şekilde herhangi bir insan gibi kardeş gibi olamazlar mı? hala çocukları, amca çocukları vesaire böyle beraber dayı çocukları bulunamaz mı? gibi bir söz tevcih edildiğinde iki Cihan Efendimiz diyor ki siz bana şunu mu söylüyorsunuz? En kolay evlenme ihtimali olan insanla arasında namahremlik olmasın mı diyorsunuz? Siz bana bunu mu soruyorsunuz diyor iki Efendimiz. Yani evlenme tehlikesi demeyeceğiz tabii. Evlenmek güzel bir şeydir muhakkak en azından bazı insanlar için evlenme ihtimali en yüksek olan insanların hemencecik evlenme ihtimalleri var. Dolayısıyla böyle insanların birbirleri arasındaki münasebetin çok daha ölçülü olması icap eder. Ha bizim örfümüz falan dersiniz ama artık bu senin benim örfümden öte Allah'ın emri ve peygamberin kavliyle bizi çerçeveleyen bir hudut vardır. Eğer inanıyorsak. Buna riayet etmek lazım. Çünkü bazı aileler var, beraber gitsinler, efendim beraber oynasınlar, beraber işte şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Neden? Ya onlar canım kuzenler, onlar şöyleler, onlar böyleler, kardeş sayılırlar. Kardeş sayılmak ayrı bir şey, evlat gibi olmak ayrı bir şey, baba gibi olmak ayrı bir şey, baba olmak, evlat olmak, kardeş olmak çok ayrı bir şey. Daha başından bunu tespit etmiş olalım. Tamam. Evet. Daha önce Peygamber Efendimizin evlatlık edindiği Hazreti Zeyd bin Harise ile evlenmişti. Bu evet, evliliği Evet, ben sözünüzü keseceğim Mesela ama Hazreti Zeynep validemiz ilk önce kendileri talep ettiği için ya Resulallah kimi uygun görürsünüz diye Resulullah Efendimize müracaat ediyorlar. Hakikaten hayırlısını ve benim isteğimi yapar mısınız diyor peygamber efendimiz. Yaparız ya Resulallah diyorlar. Onlar da e, Zeyd efendimizi yani evlatlıkları Zeyd efendimizi tavsiye buyuruyor. Burada yalnız diğer kitaplardan da istifade ederek ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Hazreti Zeynep validemiz de daha çocukluklarından bu yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ne kadar denk olur? Ne kadar iyi olur diye hep böyle aile arasında da konuşmalar zuhur edermiş. Ve Zeynep hakkında ne buyurursunuz? gibi bir sözü söylemelerinde de şöyle bir sebep olduğunu söylüyor alimler. Diğer eserlerden istifade ederek söylüyorum. İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin böyle bir niyeti olup olmadığını hem görmek, anlamak için bunu sormuşlar. Hem de Zeynep validemiz de kendi bulunduğu konumdan o şerefli bir aileden gelmesi, itibar edilen bir aileden gelmesi hasebiyle, hani kibir değil haşa, gurur da değil ama böyle herkes kendisini nikahı layık göremez ve kendisi de herkesi kendisine koca olarak layık göremez bir vaziyette. Anlatabiliyor muyum? Hani Zeynep Validemiz'i kimse istemeye cesaret edemiyor. Bulunduğu konumdan dolayı. Zeynep Validemiz de herkes herhalde benim e, izdivacıma talip olamaz. Niyeti de kendisinde bulunmuş bir durumda. O konumda. Arz edebiliyor muyum? Çok da dikkatli konuşmak lazım. Malum demin de söylediğim gibi herhangi bir kişinin ailesinden, herhangi bir anneden bahsetmiyoruz. Allah Resulü'nün ee, Park, mutahhar Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği veçile ehli beytinden, kıymetli annemizden bahsediyoruz. Fakat bu malumatı da burada zikretmiş olalım ki ilerideki mevzuu açması açısından bu ehemmiyet arz ediyor. Bu evliliğin dünürlüğünü de bizzat Resul-i Ekrem Efendimiz yapmıştı. Hazreti Zeynep ve ailesi böyle bir evliliği istemedikleri halde sırf Peygamber Efendimizin ısrarı üzerine rıza göstermişlerdi. Israrı da değil, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ille bu olsun, ille bu olsun gibi bir ısrar anlaşılmamalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorduklarında Allah Resulü gerçekten benim söylediğimi yapacak mısınız diye teklif ettikten sonra bunu yapıyor. Yoksa iki cihan serveri Efendimiz hiçbir kimsenin evliliğinde ısrar edici olmamıştır ikna edici olmuştur. Yani buradan bunu da tekrar e, arz etmek isterim. Evet. Hazreti Zeyd, izzetli zevcesi Hazreti Zeynep'i kendisine manen küfüv denk bulmuyordu. Evet. Hazreti Zeyd Efendimiz de yani ben layık değilim böyle bir insana diye hep bir eziklik hep bir kendi içerisinde mahzuniyet yaşadığı Hazreti Zeyd'in de daha sonra radıyallahu an ifadesiyle nedir? Aşikare bir durumdur. Evet. Bu durum manevi imtizaçsızlığa sebep oluyordu. Evet, manen uyuşamıyorlar. Nitekim evliliklerinin birinci yılı henüz bitmişken Hazreti Zeyd Peygamber Efendimiz'e gelerek Ya Resulallah ben ailemden ayrılmak istiyorum dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz cevaben zevceni tut boşama Allah'tan kork buyurdu. Evet. Fakat Hazreti Zeyd, Hazreti Zeynep'in başka yüksek bir ahlakta yaratılmış olduğunu ve bir peygambere hanım olacak fıtratta bulunduğunu ferasetiyle hissetmişti. Kendisini de ona zevc olarak fıtratta manen küfü bulmadığı için boşadı. Birkaç kere bu şekilde Allah Resulüne e, ricada bulunuyor Hazreti Zeyd Efendimiz. Ya Resulallah müsaade buyurun boşayım. Yani ben ayrılmak istiyorum deyince sabretmen hayırlıdır. Nikahta tutman hayırlıdır şeklinde farklı cevaplarla veyahut farklı ifadelerle aynı şeyi kastederek iki cihan serberi Efendimiz devam etmesinin, sabır göstermesinin hakkında hayırlı olacağını ifade etmiş oluyor. Evet. Peygamber Efendimiz manevi geçimsizlik sebebiyle Hazreti Zeyd ile Hazreti Zeynep arasındaki evliliğin son bulmasından son derece üzüldü. Çünkü bu evliliği kendisi arzu etmişti. Durumun düzeltilmesi mahzun Zeynep radıyallahu anha ile hadiseden dolayı üzülen akrabalarının gönlünün alınması gerekiyordu. Hazreti Zeynep'in iddeti, boşandıktan sonra beklemesi gereken müddet dolmuştu. Bu sırada 35 yaşında bulunuyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün Hazreti Aişe validemizle oturmuş sohbet ediyordu. Bu esnada kendisine vahiy geldi. İnan ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Esselamu aleykum. Zeyt ki Zeyd o kadından alakasını kesti, onu boşadı, kadın da iddetini tamamladı. Biz de onu sana zevce yaptık ta ki evlatlıkların kendilerinden alakalarını kestikleri zevcelerini almakta müminler üzerine günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın üzerine farz ve takdir ettiği herhangi bir şeyi ifa etmesinde peygambere hiçbir vebal olmaz. Nitekim daha önceki peygamberlerde de bu Allah'ın tatbik ettiği adetidir. Allah'ın emri behemihal yerini bulan bir kaderdir. Vahiy hali sona erince peygamber efendimiz gülümsedi ve Allah'ın onu bak bana gökten nikahladığını Zeynep'e kim gidip müjdeler buyurdu. Şimdi burada bir e, duralım. Bir kere iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir hadiseden sonra yani kendi tavasut ettikleri bir nikah kendi evlatlıklarından efendim boşanmış bir hanım böyle bir durum var. Allah Resulü'nden başka bir kimsenin teselli etme durumu da yok. Resulullah Efendimiz de bunu biliyor. Hazreti Zeynep Validemiz de biliyor. Hazreti Zeyd efendimiz de biliyor. Fakat iki cihan serveri efendimiz Allah'ın izni olmaksızın hiçbir iş yapmadıkları gibi hele hele izdivaç hususunda da hepsi vahile olduğunu düşünürsek bu hususta Allah'tan bir işaret bekliyor. Hatta ayetin gelişinde ve gidişinde devamında Cenab-ı Risalet Penahi efendimizin bu durumu insanlara anlatmak hususunda sıkıntı çekebileceğini fakat hiç sıkıntı çekmesine gerek olmadığını, evlatlık mevzunun anlatılması ve Allah'ın buna müsaade etmesi açısından, vahyin iniş şekli açısından bunun Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi olduğunu ve Allah'ın böyle murad ettiğini, bu evlenip boşanma hadisesi birçok meseleye ışık tutacak bir durum olduğunu ve Resulullah Efendimizin de bu evlenip boşanmadan ve tekrar kendisinin nikah altına e, almasından hiçbir vebal altında bulunmadığını ifade ederek Allah Resulü'nün kıymetini ve takdirlerinin doğruluğunu bir defa daha Cenab-ı Hak teyit etmiş oluyor, göstermiş oluyor. Biz şu birinci bölümün sonuna doğru şunu da hatırlatalım ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın e, inzal buyurduğu kelam-ı kadiminde sahabe-i kiram haziratından, Allah Resulü'nün arkadaşlarından, ashabından sadece ve sadece bir kişinin ismi Kur'an'da geçmektedir. O da evlattıkları Hazreti Zeyd'dir. Kur'an-ı Kerim'de bir tek Zeyd radiyallahu anh'in ismi ismen geçmektedir. Bu bile bunun bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayetindeki zeyt diye geçişin dahi Allah Teala'nın ezelde takdir ettiği bir hadise olduğuna yeterli bir delildir. Az evvelki bölümde Kur'an-ı Kerim'den Ahsap Suresi 37 ve 38. ayet-i kerimeler. Evet. İşlenmiş abi Biz hemen e, bu soluklanma süresini geçirdiğimizi düşünerek istiyorsanız hemen özet yapmadan girizgahı devam edelim, girelim. E, Hazreti Zeyd radıyallahu anh'a iki cihan serveri efendimizin sabretmen hayırlıdır demesi hayırdır. Neden? Çünkü Allah Teala bizzat hadiseyi fasletmiştir. Yani muhakkak bu ayetler inecekti ama yerinde tam tecelli edecek efendim tam yerini bulması açısından Allah Resulünün sabretmeyi iyi tavsiye etmesi ve Allah Teala'nın ayetleriyle e, bunu ortaya çıkartması iki cihan Serveri efendimizin bu sabrın evliliğin devam etmesi için değil Allah Teala'nın o evlilik hakkındaki hükmü beyan etmesi için bir sabır olduğu aşikardır. Bir kere bu bir. İkincisi buradan çok farklı bir hüküm daha çıkıyor. Biz genellikle herhangi bir şey için istihare ettiğimizde veya istihare istediğimizde hayır dua istediğimizde illa o işin kendimizce muvaffak olmasını öngörürüz. Mesela denir ki ya falanca ile filanca evlenecek veya falanca işi yapacağız. Bir istihare edelim. İşte istihare neticede hakikaten güzel çıkar. Ne demektir o güzel? Bu işi yapmak hayırlıdır demektir o. Şimdi hayırlıdır demekle bu iş bizim açımızdan çok güzel olacak. İşte ne bileyim evlilikse çok güzel bir evlilik olacak. Şahane bir şey çıkacak. Hiç kimse arasından izah etmeyecek. Altı tane yedi tane çocuk olacak evleri köşk gibi olacak demek değildir. Hayırlı demektir. Hayırlı Allah Teala'nın rızasını kazanmakla alakalı bir ifadedir. Yoksa hiç üzülmeyeceksin, hiç sıkılmayacaksın demek ayrı bir şeydir. Şimdi bakın Zeyd radıyallahu anh Efendimizin Zeynep validemizle olan izdivacı hususu Allah Resulü'nün tavasutuyla olmuştur. Ve bu hayırlı olmuştur. Neden? Hazreti Zeynep Radıyallahu anh'a validemiz Allah Resulü'nün hanımı olacak şekilde bir e, vuslata, bir nimete erişmiştir. Hazreti Zeyd radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'de bizzat ismi geçecek bir şerefe nail olmuştur. E, hadise bozuldu diye bakmamak lazım. Hadise bozulmamıştır. Hadise hayırlı sürecini tamamlamıştır. Dolayısıyla şunu söylememek lazım. Aa istihare de etmiştik ama böyle oldu. Ya istiharet etmiştik ama şu iş böyle oldu. Efendim istihareyi yaparsınız, istişarenizi yaparsınız. Ondan sonra azmedersiniz, cezmedersiniz, kastedersiniz. O işi yaparsınız. Muvaffak oldunuz veya olamadınız. Ama neticesi hayır olur muhakkak. Bazen bir insan gayet güzel işi gidiyormuş gibi olur. Fakat o nimetin şükrünü eda edemez. O nimetin içerisinde Allah'ını unutabilir dışarıdan bakıldığında çok güzel gibi gözükebilir fakat hayırsız bir işle meşgul olabilir. Hayırsız bir eşle imtihan olabilir. O eşte hayır yoktur. Dünyada belki elini sıcak sudan soğuk suya sokmamıştır. Fakat hayır dediğimiz şey Allah'ın rızasına götürecek bir konumda olmaktır. Rızasını tahsil etmek için bir fiili yapmaktır. Bir fiili yaşamaktır. Hayırlı budur rızasını kazanabileceğin bir fiille meşgul olma işine hayırlı bir iş denir. E burada bir evliliğin dağılması gibi, bozulması gibi gözüken bu hadise başlangıç ve nihayet netice itibariyle hayır olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu kötü olmuştur. Allah Resulü de tavasüt etmişti ama nasıl bozuldu gibi bir sözün söylenmesi çok abestir. Aynı şekilde dünyada da bizim normal günlük hayatımızda da ya biz bunu istihar ettik falancadan dua da almıştık. Kabe'de de dua ettik. Medine'de de o kadar arzu hal ettik. Herkese de danıştık. İyidir dediler ama bak beş sene sonra ne hale geldi. Gibi sözleri söylemek cehalettir. Eğer insanlar bu süre içerisinde kendilerine verilen nimetin şükrünü en güzel şekilde eda etmişler. Allah'a isyan etmemişler. Fakat neticede iş bozulur gibi olsa da onlar için hayırlı olduğunu düşünmek lazımdır. Hani deriz ya bu aklım olsaydı şimdi yapmazdım. 10 sene evvelki işte şimdiki aklım 10 sene evvel olsaydı yapmazdım diye birçok sözler söyleriz. Benim kıymetli hocam derdi ki ne malum bir 5 sene sonra bu aklını da beğenmeyeceğin. Netice hayırlı diyorsak insan öyle musibetler yaşar. O musibetleri yaşadığında eğer ibretli bir göze sahipse Allah'ın tekrar ediyorum uzatıyorum mevzu ama toparlıyorum Allah'ın emrine mutabık ve muvafık hareket ettiyse istişaresini yaptıysa istiharesini duasını yaptıysa niyet de hayırsa muhakkak neticesi hayır olur. Kendi isteğine göre güzel olması, çok iyi bitmesi bunlar izafi şeylerdir. Şimdi yeni tabirle görecelidir. Allah Teala'nın bizde gözettiği şey niyetimizin hayır olması, yaptığımız işlerin hayır olmasıysa biz buna dikkat edeceğiz. Kimseye de bühtan etmemek lazım. Falanca buna tavasut etmişti, filanca da dua almıştı ama cık, cık, görüyor musun bak bozuldu diye bakmamak lazım. Bunun iki yönü olabilir dediğim gibi. Ya hayırlıdır ya da insanlar o duaya, o istişareye, o istihareye uygun hareket etmedikleri için Allah ellerinden nimeti almıştır arz edebiliyor muyum? bu böyle evet ayeti kerimelerden açıkça anlaşılacağı gibi Cenab-ı Hak Zeynep Validemizi zevceliğe alması için Peygamberimize emir vermiştir Resul-i Ekrem Efendimiz de bu emre uyarak Hazreti Zeynep'i zevceliğe almıştır Demek ki bir insanın evlatlığıyla evlenen bir kişi nikahını alabilir. Ve ayeti kerim öyledir. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne Muhammedun ebâ ehadim min ricalikum ve Rasul Allah ve khâtemen nebiyyin ve kânallahu bi kulli şeyin alime. Evet, evlatlık almış olabilir. Size baba gibi muamele edebilir fahri alem o Resulullah sizleri evlatlık edinebilir veya bir baba gibi himayekar olabilir bir hami olabilir babadan daha yakın bir şekilde size vasi olabilir nezaret edebilir fakat sizin herhangi bir kişinin öz babası gibi bir muamele hakkını siz Allah Resulüne yükleyemezsiniz o bizim babamızdı diyerek babanın gerektirdiği hukuku Allah Resulü'nün üzerine bindirmeye kalkamazsınız. Herhangi birinizin içinizden birinin babası gibi değildir. Babalık hukuku ayrıdır. Baba gibi olmak ayrıdır. Ama o velakin Resulullah ve, ve hatemenn Nebi'in şüphe edilmeyecek bir şey vardır ki o Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. diyerek risaletinin Hatem'in Nebi oluşunun gerektirdiği şekilde size babalık edebilir ama öz babanız gibi ona muamele edemezsiniz. Öz babanız olmadığı müddetçe diyerek Cenab-ı Hak bunu da açık, sarih bir şekilde beyan etmiştir. Bu da yine enteresandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismen Muhammed ve Ahmet ismiyle Kur'an-ı Kerim'de geçişi dört yerde Muhammed, bir yerde Ahmet olarak geçer. Ve Hazreti Zeyd de ismen sahabe-i kiram olan Allah Resulü'nün yani ashabından olan bir kişi olarak Zeyd ismi hemen bu dört yerden biriyle bitişiktir. Ahsap suresinde Estağfirullah ma kana Muhammedun ebe ahadin min rijalikum velakin Rasulullah ve khatamen nebiyyin ayeti kelimesinin üzerinde geçer Zeyd kelimesi de. Bunu da bir malumat olarak arz ediyorum. İsmen, zikri hususunda, iki cihan serveri efendimizin. Muhammed ismi şerifi bir ahsap suresinde, e, geçmekte. Hemen oradan bakarak, bu konuların, e, bu ayetlerin, evvelini ve sonrasında, kardeşlerimiz takip edebilirler. Allah Resulü'nün bu izdivacına, işaret eden ayetlerden sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, neredeyse, zaten Kur'an-ı Kerim'in, bütün ayetleri Allah Resulü metü senadır demek insana bir şey getirmez ama hususi peygamber efendimizin sıfatlarını yücelten ve ne kadar yüce isimleri sıfatları olduğunu beyan eden ayetler de yine bu ayetlerin hemen devamındadır. Kıymetli kardeşlerimiz bu mevsimde tam da bu güzel günlerde bunları okumaya gayret etsinler. Ahzab suresi. Evet. Ayet-i kerimedeki biz onu sana zevce yaptık beyanı bu nikahın bir akti semavi olduğuna açıkça delalet ediyor. Demek ki bu nikah Harkulade örf ve zahiri muamelelerin üstünde ve Hı. sırf kaderin hükmüyledir ki Evet. Resul-i Kibriya efendimiz de kaderin o hükmüne boyun eğmiştir. Yeni ilk defa dinleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için bir daha hatırlatalım. Kur'an-ı Kerim haşa Allah hadiseyi gördü de hemen üzerine bir kelam etti gibi bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim ezelde Allah'la beraber vardı. İndirilmesi peyderpey oldu. Niye? Biz anlayalım diye. Allah'ın rahmetidir o. Ezelde zeyt var. Allah Teala Allah Resulü daha peygamberliğini ilan etmeden zeyt diye bir evlatlığı olacağını daha dünya kurulmadan evvel kelamında kaydetmiş. Kelamında var. Hani diyorlar ya kırkından sonra peygamber oldu diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nübüvvetini ilan etmeden evvelki hayatı her safhası her nefesi Allah Teala'nın yedi kudretinde. Evlatlığı olacak adı Zeyt olacak. Zeytle bu şekilde nikahlayacak onun nikahladığı hanımı daha sonra alacak şeklindeki beyanı işte iki cihan serveri efendimiz arşı alada kıyıldı bizim nikahımız derken daha dünya seması yaratılmadan daha zeyt bile yaratılmadan evvel Allah Teala Zeyd'in eşi hususunda evlatlığının hanımı hususunda yani Zeynep validemizin zevcesi hususunda hükmünü ezelde takdir etmiş. Bazı hadiseler bizim kendi elimizle e, tasarrufatı verilmiş. Bizim cüz'i irademizde değişebilirliği vardır. Fakat Allah Teala'nın ezelde takdir ettiği şeyler vardır ki onu bizim elimizle değiştirmemiz imkanı yoktur. Mesela anne babamızı biz seçemeyiz. Dünyaya gönderirken Allah Teala seçer. Hangi muhitte doğacağız biz bunu seçemeyiz. Allah Teala e, ezeldeki kudretiyle bunu seçer. Şu işi yapacağım, bu işi edeceğim diye senin kendi gayretlerin olabilir. Bunlarda belki ihtiyarın vardır. Peygamberlerin bu hususta da ihtiyarı yoktur. Onlar tamamıyla Allah'ın yedi kudretinde bütün tasarrufatıyla işlerini yapar. Öleceğimiz zaman o da bizim irademizde değildir. Geliş ve gidişimizde kendi irademiz yoktur. Aynı bunun gibi bu mahiyette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarını tayin hususunda kendisine bırakılmamıştır bu rey. Allah Teala seçmiştir. Bu hadisede ezelde kelamı kendisiyle beraber olduğu halde daha dünya yaratılmadan evvel Allah Teala'nın kelamı vardı. Peyderpey indirildi insanlar anlayabilsin diye. Hazreti Zeyd hadisesinde Cenab-ı Hak ezelde takdir etmişti, kelamında kaydetmişti ki zuhur etti, aynen bu şekilde tecelli etti. Demek ki Allah Resulü'nün Zeyt ile evlendirmesinde de, Zeynep validemizle evlenmesinde de, hepsinde ve hepsinde Allah Teala'nın bizzat külli iradesinin tecellisi vardır. Hiç şüphe yoktur, şüphe olmamalıdır zaten. Evet. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Peygamber Efendimizle Hazreti Zeynep validemiz arasında kurulan bu evliliğin ehemmiyetli bir şer'i hükmü olduğu gibi bütün müminleri ilgilendiren bir hikmeti ve fayda tarafı da vardır. Bu konuyla ilgili gelen vahyin Estaizu billah ta ki evlatlıkların kendilerinden alakalarını kestikleri zevcelerini almakta müminler üzerine günah olmasın mealindeki kısmında beyan buyurulmuştur. Ama insanın kendi çocuğu olsa öz evladı olsa onun boşandığı bir hanımı baba alabilir mi? Alamaz. Evlatlığın hükmü farklı olsun diye bu beyan edilmiştir. Çünkü onlarda evlatlık hükmü farklıydı. Bu örflerin temayüllerin ötesinde Cenab-ı Hak kendi hududunun çerçevesini, hududunu koymak açısından vahyin bu hadisenin özelliğini bir defa daha dikkatlere veriyor müellifimiz. Evet. Çünkü cahiliye devrinde bir kimse birisini evlat edindiği zaman halk evlatlığı onun adıyla anar ve evlatlık öz evlat gibi o kimsenin mirasından faydalanırdı. Haliyle bu inanca göre evlatlığın boşadığı kadını onu evlat edinen kimse alamazdı. Bu haramdı. İşte Peygamber Efendimizin Allah Teala'nın emrine uyarak Hazreti Zeynep'i zevceliye almasıyla cahiliye devrinin bu inanç ve adetinin batıl olduğu ortaya kondu. Böyle bir durumda müminler içinde vebal ve günahın söz konusu olmayacağı belirtildi. Ta başından da söylediğimiz gibi örfler, adetler evet bunlar kendi aralarında insanların koydukları hiyerarşik ne bileyim bir sosyal yapılanmadır. Ama neticede Allah bu işe ne diyor diye baktığınızda sizi bağlayan şey ayettir, hadistir. Dinin kendi kurallarıdır. Evet. Peygamber Efendimiz Hazreti Zeynep'le evlenince her meselede fırsat kollayıp Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkarmaya can atan münafıklar bu meselede de ileri geri konuşmaya başladılar. Cahiliye devri inancına göre evlatlığın boşadığı karısını almayı haram sayıp, bunu Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhinde dedikodu vesilesi yapıp, Muhammed evladıt karısıyla evlenmeyi haram kıldı, kendisi ise oğlu Zeyd'in boşadığı karısıyla evlendi yaygarasına başladılar. Gelen vahiy bu hususa da cevap veriyordu. Estağfurullah. Muhammed erkeklerinizden hiçbirinin öz babası değildir. Tabii ki Zeyd'in de öz babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberlerin ümmetlerine bir baba gibi nazar ve hitapları risalet vazifesi itibarıyladır. Beşeri şahsiyetleri itibarıyla değildir. Bu bakımdan Elbette onlardan zevce almanın uygun olmayacağından bahsedilemez. Kur'an-ı Kerim zihinlerde bu hususta uyanacak herhangi bir istifamı bertaraf etmek maksadıyla mealini aktardığımız son ayeti kerimeyle manen şöyle demektedir. Peygamber rahmeti ilahiye hesabı ile size şefkat eder. Pederane muamele eder ve risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyeti insaniye itibariyle pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin. Ve sizlere oğlum dese ahkam-ı şeriat itibariyle siz onun evladı olamazsınız. Evet. Böyle birçok cihetten hikmetleri bulunan ve hayırlara vesile olan bu pak ve nezih evliliğe toz kondurmak ve bununla da haşa Resul-i Kibriya Efendimizin yüce şahsiyetine gölge düşürmek niyetiyle çırpınıp duranların hüsnü niyetten ne kadar uzak ve maksatlı hareket ettikleri elbette ki bu izahların neticesinde basiret ve feraset sahibi müminlerin gözünden kaçmaz. Şimdi burada tabi can sıkıcı bir durum ama neticede söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşünüyorum. Lakin bu atılan iftiralardan bir tanesinde de çok artık bu maalesef fi tarihine de bunlar çok meşhur oldu. İki cihan serveri Efendimiz'in sanki böyle bir meyle olmuş vesaire olmuş gibi bir müminin aklına getirirken bile kendinden korkacağı bazı iftiraları iki cihan serveri Efendimiz'e atmaktan geri durmamıştır. Münafıklar ve kafirler. Onlara cevap veremeyiz belki ama onların sözünü dinleyen acaba diye düşünen henüz kendilerini vesveseden kurtaramayan kalplere şunu hatırlatırız. Peygamberlerin bütün peygamberlerde olması gereken vasıfları vardır. Bir peygamberin peygamber olabilmesi gibi nasıl Allah tarafından seçilmesi, Allah'ın elçisi olması vazifesi varsa onlardan bir tanesi mesela akıldır. Akıl sahibidir onlar. Yüksek akıl sahibidir. Aynı bunun gibi peygamberlerde bir ismet masumiyet hali vardır. Yani bir peygamber şehvetine düşerek bu şekilde bir şeye bırakın iki can serber efendimize herhangi bir peygamber için bile nefsin bu şekilde bir zedil, sefil, sefih bir durumuna düşmesi beklenemez. Neden? Onlar sahibi ismettir. Allah tarafından korunmuş ve masum olarak yaratılmış ruhlar ve bedenlerdir. Bunu unutmamak lazım. Yani peygambere böyle bir şey nispet eden kişi bilsin ki Allah'a iki demek gibi, Allah işitmez demek gibi, Allah cahildir demek gibi, Allah sonradan olmuş gibi nasıl Allah hakkında söyleyemeyeceğimiz sözler vardır ve küfürdür bunlar. Peygamber için şehveti vardı bir şeye meyletti gibi bir sözü değil ki cihan serveri efendimiz için herhangi bir peygamber için bunu söylemek Allah Teala'nın peygamberlere verdiği ismet sıfatını ismet sıfatını inkar etmektir ki peygamberlere iman yani emmentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi kaidesi içerisinde peygamberlere iman noktasında bir sakatlık vardır. O kişi İslam'ını değil imanını gözden geçirmek durumundadır. Evliliklerinde asabına düğün ziyafeti tertiplemek Resul-i Ekrem Efendimizin bir adetiydi. Bu adet Müslümanlar arasında da günümüze kadar sünnet olarak devam edip gelmiştir. Evet. Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Zeynep'le evlendiği gün Enes bin Mali'nin annesi Ümmü Süleym kendilerine yağda kavrulmuş biraz Medine hurması gönderdi. Gönderilen hurma küçük bir kap içinde ancak Peygamber Efendimiz ve Hazreti Zeynep'e kafi gelecek kadardı. Hadiseyi bu bir avuç hurmayı getiren Hadim-i Nebevi ünvanıyla şöhret bulan Hazreti Enes bin Malik şöyle anlatır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem götürdüğümü kabul etti ve bana Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali'yi çağır diye emretti. Bu arada da daha birçok kimsenin ismini zikretti. Resulullah'ın azıcık bir yiyecek için birçok kimseyi çağırmayı bana emretmesine şaştım. Ama emrine aykırı hareket edemezdim, onların hepsini çağırdım. Bu sefer bana, bak Mescitte kim varsa onları da çağır dedi. Öyle yaptım. Mescide gidip orada namaz kılan kimi buldumsa onlara Resulullah'ın düğün ziyafetine buyurunuz dedim. Geldiler. Nihayet sofa doldu. Bana mescitte kimse kalmadı mı diye sordu. Hayır dedim. Bu sefer bak yolda kim varsa onları da çağır dedi. Çağırdım odalar da doldu. Gelmeyen kimse kaldı mı diye sordular. Hayır ya Resulallah dedim. Haydi çanağa getir buyurdu. Getirip önüne koydum. Elini çanağın üzerine koyup bereket duasında bulundu. Bundan sonra onlar onlar halkalansınlar ve herkes kendi önünden yesin buyurdu. Davetliler emredilen şekil üzere oturarak doyuncaya kadar yediler.'' Böylece bütün davetliler bölük bölük gelip yiyip gittiler. Ben çanaktaki hurmaya ve yağa bakıyordum. Sofada ve odalarda bulunanların hepsi ondan doyuncaya kadar yediler. Çanakta kalansa getirdiğim kadardı. Resulullah bana "Ey Enes, kaldır." diye emretti. Ben de çanağı kaldırdım. Sonra da annemin yanına vardım, hadiseyi olduğu gibi anlattım annem de bana hiç hayret etmene gerek yok. Eğer Allah ondan bütün Medinelilerin yemesini dilemiş olsaydı hepsi yer ve doyarlardı dedi. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini, daveti ve risaleti umumi olduğu için hemen hemen kainatın her nevinden mucizelere mazhar olmuştur. ...duasıyla yemeklerin bereketlenmesi hususunda daha birçok mucize göstermişlerdir. Evet. Daha belki geçmiş e, hadiselerde de bunu gördük. İlerideki bazı e, efendim olaylarda da bu vakalarda da buna benzer şeyleri göreceğiz. Evet. Hazreti Zeynep'in düğün yemeğine davet edilenler dağılmış, sadece üç kişi kalmıştı. Bunlar oturup konuşmaya dalmışlardı. Peygamber Efendimiz bu durumdan hoşlanmadı. Kalkıp Hazreti Ayşe’nin odasına kadar gitti. Sonra birbiri ardınca diğer ezvacı Tahirat'ın odalarında da uğradı. Oturup konuşanlar gitmişlerdir zanlıyla döndü. Fakat onlar hala konuşmalarına devam ediyorlardı. Eve davet edilmişler, düğün yemeği nihayete ermiş. Herkes kalkmış orada böyle 3-4 kişi konuşuyor hala. Resul Ekrem Efendimiz onlara bir şey diyemedi. Tekrar Hazreti Ayşe validemizin odasına doğru gider gibi davrandı. Bu sırada onlar da kalkıp gittiler. Peygamber Efendimize haber verilince hemen geri döndü. Hücre saadete girdi. Daha önceleri de Hazreti Ömer, Ya Resulallah, hanımlarınızı perde arkasına alsanız. Zira huzurunuza her çeşit insan gelir gider derdi. Fakat Cenab-ı Hak tarafından herhangi bir emir gelmediğinden Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Ömer'in bu sözüne karşı sükut ederdi. Hatta bir gün Ezvacı Tahirat'tan Hazreti Sevde'yi dışarıda görmüş ve Ey Sevde biz seni tanıdık demişti. Bu sözü hicap hakkında ilahi emrin gelmesini şiddetle arzu ettiği için sarf etmişti. Hazreti Zeynep'in düğün yemeğinde de az evvel bahsedilen hadise meydana gelince hicab ayeti nasil oldu. Estaizu Ey iman edenler! Bundan sonra peygamberin evlerine yemeğe davet edilmeden vakitli vakitsiz girmeyin. Fakat davet olunduğunuz zaman girin. Yemeği yediğiniz zaman dağılın. Söz dinlemek veya sohbet etmek için ise izinsiz girmeyin. Söz dinlemek veya sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu peygambere eza vermekte. O girmeyiniz veya kalkıp gidiniz demekten sıkılıyordur. Allah ise hakkı açıklamaktan çekinmez. Bir de onun zevcelerinden Lüzumlu bir şey istediğiniz vakit perde ardından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eza vermeniz doğru olmadığı gibi kendinden sonra zevcelerini nikahla almanız da ebedi caiz değildir. Bu Allah katında çok büyük günahtır. Evet. Nazil olan bu ayeti kerimeyi Peygamber Efendimiz dışarı çıkıp halka okudu. Bunun üzerine Ezvacı Tahirat da perde arkasına çekildiler. Evet. Bundan sonra nesep ve süt emme yönünden akraba olanlarla hizmetçi ve hürriyetlerine kavuşmak için anlaşma yapmış bulunanlar dışındakilerle Ezvacı Tahirat gerektiği zaman ancak perde arkasından konuşur görüşürlerdi. Evet. Bir gün Peygamber Efendimizin yanında Hazreti Ümmü Seleme ile Hazreti Meymune bulunuyordu. Bu esnada ama olan Abdullah İbni Ümmü Mektum içeri girdi. Peygamber Efendimiz hanımlarına perde arkasına çekiliniz diye emretti. Onlar "Ya Resulallah, o ama değil midir? Gözleri görmez ve bizi tanımaz." dediler. Peygamber Efendimiz "Siz de ama mısınız? Onu görmüyor musunuz?" diye buyurdu. Evet. Bir kısım edepsiz münafıklar. Köle burada, burada bir duralım. Evet. Belki çünkü izahat verilmeyecek. Ayeti kerime de müminleri muhatap alarak bir emir verilmiştir ve bir nehi beyan edilmiştir. Dolayısıyla iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hanımlarından böyle bir kalben bir bozukluk vesaire böyle bir şey beklemiyor. Fakat ne bekleniyor? Bu söz çünkü yanlış anlaşıldığı için üzerine basmak istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Hani siz görüyorsunuz ya, çekilin denilmekteki kasıt. Ha hani siz görüyorsunuz onu. Manasında söylendiğinden farklı anlaşılıyor. Burada nezaket şu. Allah Teala'nın böyle bir emri var. Siz bu emri bilerek itaatsizlik yapamazsınız. Siz gördünüz ya, ne yapacaksınız? Perde arkasına çekileceksiniz demektir. Yoksa ha o görmüyor ama siz görüyorsunuz falan gibi bir sözü başka türlü yere çekmek isteyenler oluyor. Yanlış bir sözdür, yanlış bir efendim haldir bu. Tamamıyla bu müminlere inmiş olan hükmün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları tarafından tatbik edilmesi istenmesidir. Tatbik edin çünkü Allah böyle emretti kör olup olmayışı alakadar etmez. Siz Allah'ın emrine itaat edeceksiniz diye ikazı vardır. Evet. Bir kısım edepsiz münafıklar köle kadınlara satışırlardı. Zaman zaman sair kadınları da köle zanlıyla rahatsız ederlerdi. Bunların müminlerin hanımlarını da rahatsız ettikleri olurdu. Demek ki böyle sağda solda gördüğü insanlara sarkıntılık, Laubalilik Farklı nazarlarla bakmak kimlerin adetiymiş? Münafıkların alametiymiş Münafıklık bu Münafıklardan bahsediyor orada Bunu müminler yapmıyor Başkalarının hanımlarını Allah muhafaza Veya yolda geçen hanımlara vesaireyle Efendim böyle e, köle zannetmek vesaire yaparak Sarkıntılık etmek şunu yapmak bunu yapmak Köle de olsa yapamazsın ki bu adet kimlerin adetiymiş böyle yapmak? Münafıkların adetiymiş. Allah muhafaza eylesin. İnsanda böyle bir hal varsa bunun bir münafık alameti olduğunu hatırlasın hemen tövbe istiğfar etsin, imanını gözden geçirsin. Evet. Bunların müminlerin hanımlarını da rahatsız ettikleri olurdu. Neden böyle yaptıkları sorulduğundaysa biz onları köle sanmıştık diyerek mazeret uydururlardı. Sonra şöyle bir şey düşünün. Bir hanım yerine kendinizi koyun. Karşıda velev ki her türlü bakışı efendim hak eden bir insan olsun. Böyle bir insan yoktur da. Öyle olduğunu düşünün. Her türlü farklı nazarla bakmayı hak eden bir hanım olduğunu düşünün bir tarafta. Diğer tarafta da bakın ben size farklı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İnşallah sözlerimi de yanlış aktarmış olmam. Fakat günümüzde tespit ettiğimiz bir haldir bu. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin hadiseyi. Bir tarafta mazbut, ahlaklı, çok güzel, çok nazik bir hanımefendi ki ekserisi böyledir hanımlarımızın elhamdülillah. Öyle olsunlar inşallah. Bir hanımın şöyle bir sahneyi gördüğünü düşünün. Bir erkek başka bir hanıma farklı nazarla bakıyor. Kendisine bakmıyor. Ama kendisi o hanım bir hanıma bir erkeğin bu şekilde tuhaf bakışını fark ettiğini düşünün. O namuslu kadın için bu ne kadar eza verici bir şeydir. Her an kendisi öyle bir nazara e, maruz kalacağı düşüncesinden asla kendisini kurtaramaz. O insan da hiçbir zaman aa ben bu tarafa böyle bakarım ama şu tarafa hiç böyle bakmam deme gibi bir savunmanın altına asla giremez. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bu bir ezadır bir insan bakışını terbiye etmek mecburiyetindedir. Aynı şekliyle ya bu böyle çıkmış şöyle televizyonda seyrediyoruz, şöyle sahede seyrediyoruz ama biz efendim komşumuza, etrafımıza, şurumuza buyumuza böyle bakmayız sözü çok affedersiniz, çok özür dilerim, yalandan ibarettir. Yalandan ibarettir. Hani ben bu kişiye devamlı vururum, onun malını çalırım ama komşumun malını çalmam. Ben buradan bankayı hortumlarım ama bizim müesseseden hiç çalmam demek gibi bir şey değil ki bu yalandan ibarettir. Oradaki hukuku tanımayan insan neticede buradaki hukuku da tanımıyordur da zaten tanımıyordur da ya etraftan çekindiğinden ya gücü yetmediğinden yapmıyordur. Yoksa bu ahlaka sahip olmakla olmamak arasında fersah fersah fark vardır. İnsan bu nazari terbiyeyi almak durumundadır. Nazari terbiye derken genel teorik terbiye kastetmiyorum. Göz terbiyesini kastediyorum. Göz terbiyesi olmayan insan terbiyesizdir. Terbiyesiz kişi, terbiyeyi kabul etmeyen kişi de münafık derler. Münafık tezgaha hiç girmez. Kafirden beterdir. Kafir ham madde gibidir. İşlenmemiş maldır. Münafık tezgahtan kaçandı, tezgaha girmeyen tiptir. Ne olduğunu anlayamazsınız kaçağı fark edemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz böyle işler birbirine karışır gibi oldu ama buradaki şeyi göz ardı etmeyelim. Demek ki insanların başka hanımları falan ben bakabilirim ama falanca hiç bakmam. Ben muhallemdekine bakmam ama dışarıdakine bakarım. Ben televizyondakine bakarım ama falancaya bakmam sözü yalandan ibarettir. Gözün terbiyesiz olduğuna işarettir. O göz terbiyeye davet edilmelidir. Kişinin kendisi tarafından, başkası tarafından değil. En önce kendisi bu, bu terbiyeyi almak zorundadır. Çünkü Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin dediği gibi istersen boğazına kadar pisliğe çök, elbet ben seni elinle tutar oradan çıkartırım ama belden aşağı düşersen seni kimse kurtaramaz. O öyle bir illettir ki her yere kadar gider. Ne sokak tanır, ne muhalle tanır, ne komşu tanır, ne anne tanır, ne baba tanır diyor Hazreti Mevlana. Ve nefis hiçbir zaman vererek terbiye olmaz. Tekrar söylüyorum, lütfen dinleyiniz. Nefis hiçbir zaman vere vere tatmin olmaz ve terbiye olmaz ve doyuma ulaşmaz. Nefis vermeyerek terbiye olunur. Nefsim körelsin diye bunu yiyorum. Nefsi körelsin diye adam bir şey yer ondan sonra yemeye devam eder. Nefis yiyerek körelmez. Yemeyerek körelir. Nefis bakarak usanç getirmez. Bakmayarak terbiye olunur. Bir çocuk düşünün. Her şeyi ister. Aa onu da ver. İleride istemez. Aa şunu da yapın. İleride yapmasın, her şeyi görsün. Bunu da etsin denilen bir çocuk zalime dönüşür. Hiç kimsenin hukukunu tanıyamaz. İnsanın evlat terbiyesinde de nefis terbiyesinde de sınırları çok iyi bilmesi, o haddi ve hududu velev ki böyle elle çizilmiş çizgiler olmasa bile insanın en önce kendisine saygısı olması lazım diyoruz ya. O saygı hususunda çerçevesini çok dikkatli çizmesi ve o sınırların ötesine çıkmayacak şekilde gerekirse nefsini mahrum edecek şekilde terbiyeye davet etmesi lazımdır. Tekrar söylüyorum, nefis vere vere terbiye olmaz. Hiç kimse kendisini aldatmasın. Nefis hizaya gelerek belli şeylerden mahrumiyet çektirilerek terbiye olunur. Nefsin hududunu çizmezseniz nefis her yere kadar gider. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi. Neticede ne anne tanır o hukuk hukuksuzlukta ne baba tanır. Bugün Batı toplumlarında her şey serbest. Dönüp de kimse bakmıyordular. Büyük bir yalan. Şarkılarında, kendi yaptıkları filmlerde vesairede her şeye baktıkları aşikar, her şeyi yaptıkları aşikar, her şey de ortada. Her şey ortada yapıldığı zaman hiçbir şeye bakmayacak olsalardı bu hususta en serbest olan ülkelerin hiç çarpık aile ilişkilerinin olmaması icap ederdi. Hiç cinsi sapıklıklarının olmaması icap ederdi. Hiç tecavüzlerin olmaması icap ederdi. Bunlar bu kadar serbesttir. Yakın zamanda bundan 10 sene evvel İngiltere'de okuyan bir arkadaşımız ailelerin, birçok ailenin boşanma davalarının şu anda mahkeme sürecinde olduğunu ve İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, İngiliz makamlarının açıklamasına göre boşanma sebeplerindeki, boşanmaya sebep olan mevzuatı yüzde seksenine yakınını aile içi çarpık ilişkiler oluşturmakta. Serbest olsaydı, serbestlikle bunlar çok güzel yerine oturmuş olsaydı, aman efendim herkes ortada olsa, hiç kimse kimseye dönüp bakmaz lafı tutsaydı, bugün bu batı toplumlarında rahatlıkla gözlenmesi gereken bir şeydi. Ama şu anda böyle bir şey olmadığı bir realitedir. Hiç kimse bu hususta, maval diyebileceğimiz şekilde e, yalan, batıl, beyanatta bulunmasın. Kendisini aldatmasın. Evet, bu böyle. Bu hadiseler üzerine Müslüman kadınların örtünmelerini emreden şu ayeti kerime nazil oldu. Estaizu billah. Ey peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, iç elbiselerinin üzerlerine cilbaplarını örtülerini giymelerini söyle. Bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur. Bu ayeti kerimeyi düşünmekle bu haftayı geçirmeyi tavsiye ediyoruz. İnşallah Allah ömür verir ölmez sağ kalırsak bizler hicap ayeti hakkındaki konuşmalarımızı bir dahaki haftaya taşıyacağız. Ve salli ala ve es'adi nuri cemi'i el vel mürselin. والهم الحمد لله رب العالمين